Evet, bu kez de Hür Dava Partisi Hüdapar Genel Başkanı Sayın Mehmet Yavuz konuğum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Size de hayırlı olsun süreç. Teşekkürler, evet. Sağ olun. Amin inşallah. Sağ olun. Önce şunu da başlayalım. Şimdi bu seçimlerde 79 ilde tam liste olarak olmak üzere 81 ilde milletvekili seçimlerine katılıyorsunuz. İki adayınız bağımsız aday. Eski başkanınız Zekeriya Yapıcıoğlu ve Aydın Gök. Niçin onlar bağımsız? Niçin sizler parti olarak katılıyorsunuz? Önce o soruyla başlayalım. Evet. Bismillah diyelim. Hayırlı Ramazanlar herkese, bizi dinleyen. Doğru, 81 ilde normalde tam listeyle giriyorduk seçimlere. Fakat son anda seçim barajının belki de adaletsizliğinden kaynaklı olarak gerekçemizi izah edelim. İki ilde, Diyarbakır'da ve Batman'da bağımsız adayları destekleme yönünde bir strateji ortaya koyduk. Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aydın Gök, biri Diyarbakır'dan Sayın Yapıcıoğlu, Sayın Gök de Batman'dan olmak üzere o şekilde bir stratejiyle Diyarbakır ve Batman'da bağımsız birer adayla seçimlere girmeyi uygun gördük. Geriye kalan 79 ilde ise tam liste şeklinde Türkiye'ye ilk defa bizim açımızdan bir seçim tecrübesi olacak. Tam evet. Listeyle Türkiye'nin genelinde tamamında seçimlere girme noktasında. Bu kadar geniş örgütlenmeyi nasıl sağlayabildiniz? Tabii akıllara hemen o soru geliyor Sayın Başkan. Evet. Bizim açımızdan bu bir aşk, şevk, gönül işi, bir davaya inanma, memleketimize, milletimize hizmet yolunda hakikaten bir ideal, bir hedef doğrultusunda gitme, çok kıt, mütevazı imkanlar, amatör bir ruh diyelim ama hakikaten hizmet yolunda kendisine bu meseleyi dava edilmiş hür kadrolarla zor da olsa bizim açımızdan mümkündür, kolay oluyor. Bu örgütlenme peki Tunceli'de de adayınız var mesela. Evet. O nasıl oldu Tunceli'deki adayınız? Şaşırtıcı tabii, ilginç geliyor her kulağa. Biz 81 ilin hiçbirinde herhangi bir ayrıma gitmeden bunu aynı zamanda Türkiye'ye bir mesaj olarak veriyoruz. 81 ilde girmemizin ana nedeni hem örgütlü yapımız, seçimlere girme yeterliliği, 81 ilde girme ve aynı zamanda herhangi bir ayrım yapmadığımız Türkiye'nin her iline, her köyüne, her kasabasına, her beldesine yönelik mesajımızın olduğu, bu konuda bir ayrımın içerisine girmediğimiz, Türkiye'nin bütün farklılıklarını zenginlik olarak gördüğümüzü ifade bakımından da bizim açımızdan önemli oldu. Tunceli'deki adayınız Tunceli'li mi? Hayır. Yani. Tunceli'li değil. İşte evet, evet. Onu belirtelim. Fakat kim mesela Tunceli'deki adayınız? Doğrusu listede. Şu anda listede, evet. Tabii önünüzde de değil sizin. Önümde liste yok. Ama Tunceli değil yani. Değil, bölgenin evet. Şeyi değil. Evet, evet, evet. Fakat oradan da oy alabileceğinizi düşündüğünüz için mi? Düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Evet, düşünüyoruz. Türkiye'nin her tarafından oy alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu gaye ve bu maksat doğrultusunda 81 ilde adayı tercihlerimizi ortaya koyduk. Bu örgütlenmeyi peki nasıl sağladınız? Yani ne kadar zamanda bu örgütlenme içerisine girdiniz? Biz zaten iki seçim tecrübesi yaşadık esasen Didem Hanım. Yani daha önce 30 Mart yerel seçimleri 2014'te girmiştik. Lokal düzeyde Türkiye'nin 11 ilinde girdik. Daha sonra da 7 Haziran seçimlerinde yine 9 ilde bağımsız adaylarla girmiştik. Zaten örgütlü bir yapımız vardı. Daha önceden de zaten seçimlere girme yeterliliğine sahip bir parti idik. Dolayısıyla bir altyapımız vardı. Bu altyapının üzerine şimdi sadece Türkiye'nin 81 ilinde seçimlere girme noktasında bir çalışma yaptık ve bu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde sonuçlandırdık. Çünkü ben daha önce sizin partinizle yer aldığı birçok yayınlar yaptım. Yani evet. Daha önceki işte başkanlarınızı da sözcünüz Sayit Bey'in de yer aldı. Seçimler yaptı. Yayınlar yaptım. Şimdi kamuoyunda şöyle bir izninizle lütfen algı var. Evet. İşte Hizbullah, sonra evet, arkasından Mustazaflar ve Hüdapar'ın birbirinin devamı olduğu şeklinde bir algı var. Bu algı ne kadar gerçek? Çünkü doğrusu, Hizbullah deyince akla evet, domuz bağları geliyor. Hizbullah evet, deyince akla fail meçhuller geliyor. Çok da güzel şeyler gelmiyor çünkü. Hizbullah'ın devamı mısınız? Doğrusu bu soruyla çok karşılaştık. Artık çok cevap verdik. Tabii ki insanlar sormakta haklıdırlar. Sorabilirler. Siz de sorabilirsiniz. Herkesin de sorması lazım gerçekten. Sizin de bu farkı ortaya koymanız lazım. Eğer devamlı değilseniz, olarak, evet. Hüdapar olarak bağımsız ve bağlantısız bir hareket, herhangi bir yapıyla bir ilişkimiz yok. Fakat tabanlarımız herhangi bir toplum kesimiyle kesişebilir. Buna diyecek bizim bir şeyimiz yoktur. Ancak şunu ifade etmeme lütfen müsaade edin. Yani Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal zaman dilimleri değil. Meseleleri değerlendirirken, analiz ederken hakikaten o şartları göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor.
acı olaylar yaşandı. Yakın tarihimiz, belki uzak tarih, birbirini tetikleyen olaylar zinciri, hakikaten millet olarak ciddi bedeller ödedik, acılar yaşadık. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, geçmişteki acılar, ya belki şunu söylemek isterim. İşte Türkiye'nin belki devlet yapısının bir dönem terör örgütleri tarafından belki yönetildiğini söylesek herhalde çok abartılı olmaz. Sayın İçişleri Bakanı, geçmişin İçişleri Bakanı Sayın Ala, 7000 istihbaratçı polisin devletin güvenliğine yön veren mekanizmadaki 6700 polisin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu ya da ne bileyim işte özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesi özelinde oraya giden memurların tırnak içerisinde Türkiye'nin bazı hassasiyetlerinden haberdar edilme adına evlerinin yanına bombaların atıldığına dair itiraflar geleneğinden gelen bir zaman diliminden bahsediyoruz. O açıdan o zaman bir dakika netleştirelim, evet. Yani Hizbullah o zaman zamanında kullanıldı mı diyorsunuz? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ne diyorsunuz? Sadece diyorum ki çünkü çok hassas yakın, bir mesele elbette yani. Yakın tarihi değerlendirmeye tabi tutarken o hassas süreçlerde devlet yönetiminin belki de içinde bulunduğu yanlışlıkların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bir kesimi suçlu ilan etmek, bir günah keçisi olarak ilan etmenin doğru olmadığını, devletin pratiği ortadayken, o dönemin devlet yapısının pratiği ortadayken, hele hele 15 Temmuz'dan sonraki süreçte artık nelerin olduğu aşikar bir şekilde ortaya çıkmışken, biraz daha soğukkanlı değerlendirmelere ihtiyacımızın olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi tabanlarımız arasında geçişkenlik var. Bunu bütün kesimler arasında, sadece bir kesim arasında ama, değil. Tabii ki. Tabii ama ben bu Hizbullah'a sorduğum için biraz o noktadan devam etmek istiyorum. Silahlar tamamen Hizbullah tarafından bir daha dışarıya çıkartılmayacak şekilde toprağa gömüldü mü? Bunu Hizbullah'ın yetkililerine sormanız lazım. Ne dersiniz? İyi biliyorsunuz yapılanmıyor. O yüzden soruyorum. Ben şöyle söylüyorum. Siz biliyorum, siz siyasi bir partisiniz. Evet, lütfen yanlış anlamayın. Yok, estağfurullah. Ama şöyle ifade edeyim. Örgütü de iyi tanıyan biri olarak o zaman ne dersiniz? Yani yapılanmayı iyi biliyorsunuz. Benden daha iyi bildiğiniz bir doğru yer. Gerçekten. Yani belki bir hani siyasetçi olarak yakın tarihi analiz eden bütün örgütleri belki yakın bir şekilde takip etmeye çalışan bir insan olarak. Tabii illegal yapılardan, o illegalite yapılarından haberdar olmamız mümkün değil ama ben bugüne kadar Hizbullah'ın ben silahları gömdüm, bir daha da kullanmıyorum şeklinde bir açıklamasına şahit olmadım. Gömmesi gerekmez mi ya? Şiddeti biz bir siyasi parti olarak, sorduğunuz için söyledim, bir yol ve yöntem olarak reddediyoruz. Hiçbir şekilde. Şiddet bu memlekete zarar getirdi. Hiçbir şekilde şiddetin kullanılmaması gerekiyor. Ama Hizbullah özelinde sordunuz, böyle bir açıklamasına ben şahit olmamışım. Tamam. Şimdi sorularımı sizi terletti? İçerisini sıcak? Yok, içerisi biraz sıcak. Sıcak, evet, tamam. Ben biraz da koştura koştura geldim. Tamam, o zaman klimaları biraz... sorularda bir sıkıntı yok değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Tabii, Türkiye'nin bir gerçeği çünkü. Tabii, çok acılar yaşandı maalesef. Çok şiddet olayları oldu. Hayatını kaybeden birçok insan oldu. Hemen bunu alayım. Siz bir alnınızdaki şöyle bir terleri şöyle saça doğru silin Sayın Yavuz. Teşekkür ederim. Şimdi... HDP'li ittifak meselesiyle devam edelim. HDP'li ittifak görüşmeleri yapıldı mı? Şuna minnettik kazandıralım. Zaman zaman işte birçok yerde açıklamalar oldu ama Hüdapar'ı ilk kez ağırlıyorum. Dolayısıyla uzun bir aranın ardından merak ediyorum. HDP Hüdapar ittifakı neden olmadı? HDP ile ittifak görüşülmedi ki olsun. Yani hiç mi görüşülmedi? Hayır. Hiç görüşülmedi. Oraya bir açıklık getirmek gerekiyor. Getirelim. Bizler seçime girme yeterliliği bulunan 10 siyasi partiden randevu talep ettik. Bu randevu talebimize 5 siyasi parti karşılık verdi. Bir partiye, Sayın Genel Başkan buradaydı, onlara ulaşamamıştık, Demokrat Parti'ye. Geriye kalan 4 parti ise randevu taleplerimize cevap vermedi. Randevu talebimize cevap vermeyen partilerden biri de HDP. Dolayısıyla görüşülmemiş bir mesele üzerine ne bir ittifak görüşmesi ne de başka bir şey zaten gündeme gelmiş olamaz. Niçin peki siz bir randevu istediniz? Arz edeyim, biliyorsunuz seçim dönemlerinde Türkiye'de ciddi sıkıntılar olur. Yani çatışmalar olur, Allah muhafaza kan dökülüyor vesaire. Bunun yaşanmaması, normal bir seçim süreci geçirme adına biz özellikle herkesle görüşelim. Belki sorduğunuz sorularla, geçmiş tarihle de alakalı olarak bir normalleşme yaşansın. Herkes birbiriyle centilmen bir şekilde müzakere, diyalog, görüşme kanalları açık olsun. Böyle bir şeye mahal vermeyelim diye görüşmek istedik. Bu bir. Büyük fotoğrafta ise Didem Hanım açıkçası
yani Orta Doğu dediğimiz İslam coğrafyasını kendi emperyalist emelleri doğrultusunda dizayn etmek isteyen büyük güçler, emperyalist güçler, evet kabul edelim ki bizim gen haritamızda çıkarmışlar, inanç haritamızda çıkarmışlar. Dolayısıyla her türlü farklılığımızın farkındalar. Bu farklılıkları önce çatışma zeminine taşımak istiyorlar. Biraz da biz onlara hizmet ediyoruz maalesef, yani. Maalesef ve son tahlilde Suriye'deki gibi sonu belirsiz intikam savaşlarına dönüştürmek istiyorlar. Biz bunun farkındayız. Hı. Bunun farkında olduğumuz, evet ben de üzülerek belirtiyorum, biz de malzeme taşıdığımız için genel anlamda İslam coğrafyası olarak söylüyorum, buna mahal vermeme, bunun önünü alma adına bu fotoğrafı gördüğümüzü, bu tuzağı gördüğümüzü, kendi çapımızda sahip olduğumuz imkanlar ölçüsünde bunu engelleme adına büyük fotoğrafın gereği biz diğer partilerle görüşmek istedik. Kimdi? Biri HDP'ydi. Diğeri kimdi? Randevu vermeyenler. Evet, randevu vermeyen partilerden. Evet, HDP, CHP, MHP, bir de BTP, Bağımsız Türkiye Partisi. Kimlerle görüşmüştünüz? AK Parti ile görüştük, Saadet Partisi ile görüştük, İyi Parti, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi ile görüştük. Peki, çok da seviyeli, güzel diyaloglarımız oldu. Peki orada Sayın Erdoğan'la mı birebir görüşmeniz evet, gerçekleşti? Tabii ki AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Erdoğan'la görüştük. Peki bu görüşmenin içeriğiyle ilgili biraz bilgi bizimle paylaşır mısınız? Kuşkusuz seçim gündemi olduğu için seçimler gündeme geldi. Seçimlerle alakalı hususlar konuşuldu. Onun dışında da Türkiye'de yanlış gittiğini düşündüğümüz, olması gerektiğini düşündüğümüz hususlarla alakalı birinci elden Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştirilerimizi, yanlış giden şeyler hakkındaki görüş ve önerilerimizi arz ettik. Hangi yanlışları size göre ilettiniz Sayın evet. Erdoğan'a? Hangi eleştirileri aktardınız? Öncelikle Türkiye'de ciddi bir kamplaşma ve kutuplaşma tehlikesinin olduğunu, buna hizmet edecek söylemlerden uzaklaşılması gerektiğini, hı hı. son dönemlerde gereksiz yer olduğunu düşündüğümüz bir milliyetçi söylemin olduğunu, bunun memleketteki fay hatlarını tetikleme potansiyeli barındırdığını, siyaset mekanizmasının üst düzeyinde oturanların biraz daha itidalli bir dil kullanması gerektiğini kendilerine izah ettik. Peki Sayın Erdoğan ne söyledi size Sayın Cumhurbaşkanı? Kuşkusuz Sayın Erdoğan da kendi penceresinden meselelere baktığını, hı hı. Dolayısıyla bizim gördüğümüz şeyi kendisinin aslında görmediğini, hani çok gereksiz, abartılacak düzeyde bir milliyetçi söylemin olmadığını ifade ettiler kendileri. Peki partinizin sözcüsü Sayit Şahin'in bir açıklaması var. 27 Mayıs tarihli bir haber. Evet. Diyor ki 6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız. HDP Hüdapar meselesi aile meselesidir. Evet. Çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz. Peki ne olacak bundan sonrası HDP ile diyalog meselesi? Tamam, ittifakı görüşmedik dediniz. Evet. Bir görüşme gerçekleşmedi. Böyle bir talebimiz de yok dediniz. Talebimiz oldu. Ha, talebiniz oldu. Görüşme talebimize cevap verilmedi. Ha, görüşme talebi mi? Görüşme talebi eğer gitseydiniz bir ittifak talebiyle mi gidecektiniz o zaman HDP'ye? Yani niye gidecektiniz? O zaman açık konuşalım yani. Öyle ifade edeyim. Biz Büyük Birlik Partisi ile görüştük, bir ittifakımız olmadı. Tamam. Vatan Partisi ile görüştük, bir ittifakımız olmadı. Tamam. Yani sadece ittifak gündemiyle biz partilerden randevu talep etmedik. Tamam. Diğer ama HDP'den randevu talep ederken bir ittifak gündeminiz var mıydı, yok muydu? Netleştirmek için soruyorum. Hayır. Herhangi bir ittifak gündemimiz yoktu. HDP ile bir görüşelim. Hı hı. Görüşme kanalları açık olsun. Biraz önce arz ettiğim şekildeki tehlikeleri göz önünde bulundurarak ve yerelde de hani işte maalesef geçenlerde yine Ankara'da siyasi partiler arasında lokal düzeyde de olsa genele yayılmasını temenni etmediğimiz bir takım sıkıntılar oluştu. Ya partinizle yani, HDP arasında hayır, 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 hayır. Hayır. Başka iki parti arasında çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Yani böyle bir iki farklı parti arasında. Yani şunu arz etmeye çalışıyorum. Anladım. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor ister istemez. Farklı siyasi partiler arasında. Bunların meydana gelmemesi adına bütün siyasi partilerden bu anlamda bir randevu talep ettik. Yani normal bir seçim süreci yaşayalım. Herkes kendi projeleriyle halkın karşısına çıksın. Halka kendisini izah etsin. Halkımız kimden yana tercihini koyar, kime teveccüh ederse sonuçlara saygı göstererek kabullenelim. Peki Sayın Genel Başkan, o zaman HDP ile sözcünüzün de açıklamalarından yola çıkarsak eğer çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz. Doğu ve Güneydoğu için böyle gerginlikler olma ihtimalinden mi
var. Sadece orası için sormuyorum. Çünkü evet, kökenli evet, seçmenler sadece evet, orada yoklar. Mersin'de varlar. İstanbul her yerdeler çünkü. Türkiye'nin her yerinde beraberiz. Zaten seçimleri normal bir şekilde yürütelim derken sadece Kürt seçmenler bazında değil. Türkiye'deki bütün seçimler. Hani ismini koyalım. Saadet Partililerle MHP'liler arasında belki böyle bir arbede yaşanmıştı. Hatta kan döküldü. Olay hastaneye falan gençler hastaneye kaldırıldı. Evet. Ya bu tür görüntüler oluşmasın diye özel olarak HDP ile bizim aramızda barışı gerektirecek bir savaş olmadığı için böyle bir barış falan görüşmesi de söz konusu değil. Ama geçmişte iki parti arasında zaman zaman birçok gerginlikler yaşandı. Yaşanmadı doğru, mı? Doğru, seçim dönemlerinde bir takım gerginlikler yaşanmış olsa da bu anlamda hani bir düşmanlıktan, çünkü barış demek yanlış anlaşılmasın, hani bir savaşın sonucunda alınması gereken bir karar. Böyle bir savaş yok. Siyasi partileri esasen biz birbirlerinin rakipleri olarak görüyoruz. Kesinlikle birbirlerine düşman hareketler ya da siyasal oluşumlar olarak görmüyoruz. Peki bir izleyicimiz Sayın Erdoğan dün Diyarbakır'da Kürt sorunu bitmiştir dedi. Bir izleyici sorusu alayım. Evet. Sizin sorularınızı da sormaya çalışıyorum. Benim de çok sorum var size Sayın Başkan. Elbette, lütfen. Sizce gerçekten Kürt sorunu bitmiş mi diye soruyor. Bitti mi? Biz sorunu tanımlarken öncelikle Kürt sorunu demiyoruz. Onu belirtelim. Kürtler bir sorun değil. Biz Kürt meselesi demeyi tercih ediyoruz. Peki. Kürt meselesinin bir sebepleri var, bir de sonuçları var. Şimdi bunları masaya yatırdığımız zaman Kürt meselesinin bitip bitmediğine hep beraber karar vereceğiz. Bu mesele bir siyasal meselesidir. Bunun sebebi ise ulus devletin maalesef dayatmalarının neticesi ortaya çıkmıştır. Bize göre, az önce Sayın Destici de konuğumdu. Dolayısıyla o da zamanla geçmişte evet, yapılan hatalar var. Evet, biz bunu biliyoruz. Çünkü işte orada örgütle bölgede yaşayan insanları işte beraber zannettik, eşdeğer zannettik. Orada hatalar yaptık dedi. Bir öz eleştiride bulundu mesela. Ne dersiniz? Hatalar devam ediyor. Yani hala hatalar yapılmış elbette. Hı. En büyük hata şu anda yasal ve anayasal olarak dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalardır. Didem Hanım. Soğukkanlı bir şekilde bu mesele, çünkü çok ciddi anlamda can yakmış ve Kürt meselesi adını vermiş olduğumuz mesele şu anda yerelliği de aşarak, bölgeselliği de aşarak küresel bir boyut kazanmıştır. Sonuçları can yakıyor ve yakmaya devam ediyor. Biz hep sonuçlarla uğraştık. Meselenin sonuçlarıyla uğraşa uğraşa 40 yıldan beridir bir adım yol kat edemedik. Mesele sadece terör meselesi, silah meselesi, şiddet meselesi olarak zaten devlet aklı tarafından böyle algılandığı için sonuca ulaşamıyoruz. Hı hı. 40 yıldan beridir ulaştığımız bir sonuç yok. Hep aynı sözleri bir daha dönüp dönüp bir daha dinliyoruz, duyuyoruz. Peki meseleyi nasıl çözeceğiz? Kürt meselesidir diyorsunuz. Kürt meselesi Kürt nedir? Kürt sorunu değildir tanımlayalım diyorsunuz. Elbette. Tanımlayın peki. Kürt meselesi şudur bize göre: siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir meseledir. Siyasal olarak da genel anlamda bir dil ve kimlik meselesidir. Bakınız, mevcut anayasada ki 16 Nisan referandumuna bizim destek vermemizin, evet dememizin altında yatan ana nedenlerden bir tanesi budur. Mevcut anayasada ana dilde eğitimin önü engellenmiştir. Vatandaşlık tanımında özellikle Kürt vatandaşların ve kendilerini Türk etnik kimliğinin dışında gören her türlü vatandaşın kendisini öteki olarak görmesine sebebiyet verecek bir tanımlama var. Irkçı nitelemeli. 66. maddeyi diyorsunuz. Yani öyle Türk devletine mı buluyorsunuz? Elbette. Peki. Ama orada Türk tanımlaması bir çatı, bir tanımlama değil mi Sayın Genel Başkan? Didem Hanım, bunlar çok konuşuldu Türkiye'de. Ha, ben merak ediyorum görüşünüzü. Sosyolojik olarak, ne bileyim artık bu konunun uzmanları, böyle görseler bile önemli bir kesim bu işin böyle olmadığını düşünüyor. Türk kelimesinin, evet geçmişte bizim açımızdan hiçbir problem yok, onu belirteyim. Yani Türk kelimesi geçmişte işte Balkanlarda özellikle Türk müsün, Müslüman mısın şeklinde kabul ediyorum. Bu doğuda, Güneydoğu'da, Kürt bölgelerinde özellikle Kürt müsün, Müslüman mısın şeklinde de oluşmuş. Esasen bazı ırklar ve bazı kavimler İslam'la mezci olmuşlar. Bunda bir problem yok, bir anormallik de yok. Böyle bir anlamın tahmil edilmesine de itirazımız yok. Ancak vaka, gelinen aşama bir sorunun olduğunu ortaya çıkarıyor ve bu sorun can yakıyor. O zaman bu sorunla yüzleşelim. Madem öyle, revize edelim bunu. Ama bunu AK Parti iktidarında birçok adımlar atılmadı mı? Haksızlık etmiyor musunuz baktığınızda? Yani hiçbir dönemin yapmadığı kadar Sayın Erdoğan taşın altına elini koymadı mı? Ben hiçbir şey yapılmadı demiyorum. Sadece yasal ve anayasal olarak. Bakın, ben TRT kuru diye en fazla çıkan, belki tek çıkan genel başkanım. Teşekkür ediyorum buradan da gerçekten. İşin başındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bu işi gayet güzel yürütüyorlar. Ekranları bize açıyorlar. Çünkü
Herhalde siz genel başkanlar olarak, evet, genel başkanlar içerisinde bir tek Kürtçe olarak siyasal meseleleri halkla paylaşacak kişi herhalde biz olduğumuzdan kaynaklanıyor. Öyle tahmin ediyorum. Hı hı. Sık sık katılıyorum. Bunu önemsiyorum. Kurmancı lehçesiyle mi konuşuyorsunuz? Evet tabii, kurmancı lehçesiyle konuşuyorum. Buna vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Sosyal hayatta güzel adımlar atıldı. Yani inkardan, redden önemli bir noktaya gelindi. Emek verenlere, kendisini Müslüman bir Kürt olarak ifade eden bir insan olarak ben bu hizmetlerde bulunanlara teşekkür ediyorum. Ancak taçlandırmamız gereken bir şey daha var. Ne yapılması? Bunu lazım? Yasal ve anayasal olarak da değiştirirsek mesele bitecek. Yani bir halkın insani ve İslami talebi olan ana diliyle eğitim almasının önündeki engeli kaldıralım. Ama bu bir. Ana dilini öğrenmenin önünde bir engel. Ana diliyle eğitim almanın önündeki engeli de kaldıralım Didem Hanım. Böyle bir talep var çünkü. İkincisi... Peki bu yani Türkiye'de işte dediniz ya dış güçler, evet, işte uluslararası. Türkiye'de aslında işte ayrışmayı, ileride de bölünmeyi... Çünkü dil çok önemli, hassas önemli, bir mesele. Evet. Dil bir ülkeyi ulus yapan unsurlardan bir tanesi. Doğru. Dolayısıyla orada bir ileride bir ayrışmaya, bir bölünmeye neden olmaz mı? Siz bu kaygıyı hiç mi yaşamıyorsunuz? Bu ulus devletin bize dayatmış olduğu bir korkudur, bu kadar. Korkularımızla yüzleşelim. Bakın, ben geçen de bir televizyon programında söyledim. IŞİD var. IŞİD Türkiye açısından bir güvenlik tehdididir. Kabul ediyor muyuz? Evet. Biz de öyle görüyoruz. Peki IŞİD neyi kullanıyor? Aziz İslam'ı ve İslam'ın sembollerini kullanıyor. İslam'ın sembollerini kullanıyor diye biz yine anayasadan kaynaklanan bu ucube başörtüsü yasayla yüzleşmeyecek miydik? Yüzleştik mi? Evet. Şu anda toplumda bir normalleşme meydana geldi mi? Evet. Memurlar artık başörtüsüyle tercih ederse, tercihi ona kalmış. Tercih ederse başörtüsünü takabiliyor mu? Evet. Peki IŞİD'in böyle bir algısı, güvenlik tehdidi var diye bu özgürlüğü halkımıza hediye etmeyecek miyiz? Elbette edeceğiz. Ben tam da bunu söylüyorum. Tarihin hiçbir döneminde, bakın Selçuklulardan tutun Osmanlı'ya kadar bir dil yasağı olmamıştır bu anlamda. Dolayısıyla bu bir sorun üretiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nasıl? Bir, şiddeti bir yol ve yöntem olarak asla kabul etmeden, bu memleketin birliği ve beraberliği içerisinde birbirimizi ikna ederek, ben Hüdapar adına çok rahat bir şekilde söylüyorum, bu sürece katkı vermeye hazırız. Neden? Biz 15 Temmuz'da meydanlara çıkmışız. Sıradan bir insan sıfatımızla konuşmuyorum. 15 Temmuz'da meydanlara çıkmış, memleketini işgal girişimine karşı kurtarmaya çalışmış, savunmuş ve fertleri tankların altında can vermiş bir siyasal hareketin mensubu ve genel başkanı olarak söylüyorum. Biz vatandaşlarımızı ikna ederiz. Hı hı. Ben geçen Esenler Meydan'da hemşehri derneklerinin tamamıyla görüştüm. Bayburtlusundan Sinoplusuna kadar, Yozgatlısından Çorumlusuna kadar, Amasyalısına kadar sofralarına buyur ettiler. Nasıl çaylarını içtik. Nasıl tepkilerle karşılaştık? Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bizi tebrik ediyor insanlar. Teşekkür ediyorlar bize. Memleketin normalleşmesine sunduğumuz katkıdan dolayı, 15 Temmuz akşamı meydanlarda olduğumuzdan dolayı, tabanımızın önemli bir kısmı tekbirlerle, salavatlarla meydanlara çıkıp bu işbirlikçi emperyalist darbe girişimine karşı memleketinin birliğinden, beraberliğinden yana tavır koyduğundan dolayı. Bir de vatandaşlarımızın önemli bir kısmı özellikle bu darbe ürünü anayasanın değişmesi noktasındaki ilkeli duruşumuzu gerçekten tebrik ediyor, takdir ediyor. Peki. 16 Nisan referandumunda bizim evet dememizin sebebi bu. Yani hem vesayet kurumlarıyla yüzleşme hem de yeni sivil, yasakçı ve baskıcı olmayan, herhangi bir ideoloji dayatmayan yeni bir anayasa yapılmasının kapısının aralanmasına evet demiştik. Vatandaşımız bunu görüyor, bizi tebrik ediyor. Çünkü bizi... Peki siz Hüdapar olarak hem işte Kürt meselesi hem de yeni anayasa konusunda ki savunduğunuz bazı değerleri söylediniz. Başka, evet, neyi savunuyorsunuz Hüdapar olarak? Ya bu toplumun... Şu sözümü de bitirmeme lütfen müsaade edin. Tabii vatandaşımız ki bizi Diyarbakır'da İstanbul arasında köprü kurabilecek insanlar olarak görüyor. Biz de esasen buyuz. Bir yanımız Diyarbakırlı, bir yanımız İstanbullu. Sembolik olarak her iki şehrin adını özellikle zikrediyorum. Ben de onu üzülüyorum yani. Evet. Diyarbakır'la İstanbul arası köprü kurmaya ne gerek var yani? Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, içerisinde. Yani tamam eyvallah da çok da seviyorum Diyarbakır'ı. Niye köprü olsun ki? Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi değil mi Sayın Keşke ben size, evet, hakikaten böyle yakın tarihin içerisinde bir köprü kurmaya mı Allah muhafaza, yani? Allah muhafaza yine ne de güzel memlekettir Diyarbakır. Yine milletimizin sağduyusu galip geliyor da, hı,
şu hakikaten duygusal kopuşların tamamen kopuşla neticelenebilecekleri birçok badireden geçmiş olmamıza rağmen milletimizin feraseti ve sağduyusu. Millet derken evet biz milleti İbrahim diye kastediyoruz bunu. İçinde Türk'ü de var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var. Ortak bir inanç, ortak bir kültür, ortak bir tarihe sahip bu milletin tamamını kastederek söylüyorum. Maalesef tamir edilmeye ihtiyaç var. Belki yeni bir köprü kurmaya ihtiyaç yok. Köprüler zaten vardı. Olsun canım. Birazcık yani. Tamire ihtiyaç var. Birazcık zedelenmişti. Onu tamir edelim diye adını doğru koyalım. Hükümetten ayrıldığınız yerler neresi? İşte bunu izah etmeye çalışıyorum biraz tam olarak. Onu evet. Gördüm onu ama. İzah etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi biz laikliğin bu memlekette doğurduğu kriminal sonuçlarla yüzleşilmesine evet diyoruz. Mesela başörtüsü sorunu en azından ortadan kalktı. Hı hı. Şimdi aynı şekilde ulus devletin bize dayatmış olduğu laikliğin dışında bir de bir ulus inşa edilmeye çalışırken makul ve makbul tanımın içerisine Türk olma da yerleştirildi. Hı hı. Türklük üzerinden bir vatandaşlık tanımı oluşturuldu. Biz bunun diğer kavim mensubu insanlar tarafından ötekileştirilmeye bir sebep teşkil ettiğini ve sonuçlarının can yakıcı olduğunu ifade ediyoruz. Biraz da onun aslında için, Sayın Başkan, yani laiklik aslında hepimizin de ihtiyacı, laikliğin kendisine mi itirazınız var yoksa uygulamadaki problemleri mi ihtiyacınız var? Yani, emin olun şu ana kadar ben laiklikle ilgili doğru bir tanımlama duymadım. Evet. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor Didem Hanım. Hı. Anayasada laikliğin tanımsız bırakıldığından yana şikayetimiz var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bir ara şöyle bir söz söyledi, altına imza atıyoruz. Bunun mutlaka gerçekleşmesi lazım. Çünkü müphem bıraktığınız zaman bir kavramı onun arkasına sığınılarak suistimaller meydana geliyor. İstismarlar yaşanıyor. İşte buyurun, laikliğin arkasına sığınılarak Türkiye bir partiler mezarlığına dönüştürüldü mü? Evet. İnsanların kıyafetleriyle ucube bir şekilde, gereksiz bir şekilde bu millete vakit ve nakit kaybettirildi mi? Evet maalesef. Şimdi ama o sorunlar artık geride kalmadı mı? İşte, yani, arz etmek hala, istiyorum. Evet. Geride kaldı çok şükür. Neden? Evet. Yüzleştik. Çünkü AK Parti 16 yıldır iktidarda. Eyvallah. Yüzleştik. Hı hı. Normalleşmeye biz de katkı sunduk. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Hüdapar'ın siyaset anlayışı, muhalefet anlayışı bu. Yapılan doğru işe destek vermek, yanlış işin ise karşısında yer almaktır. Şimdi tam olarak burada laikliğin tanımlanması lazım. Tanıma ihtiyaç var. Nasıl bir tanımlama olmalı sizce? Devlet her dine eşit mesafede olmalıdır. Bu kadar. Bunu biz tanımlarsak eğer, devlet kendisine şöyle bir görev tanımlaması vehmetmezse, hı hı, efendim laiklik tehlikeye girmiştir, işte laikliğin gereğini biz yerine getirelim diye darbeler yapmazsa, vatandaşlarının bir kısmını makul ve makbul olarak tanımlamazsa, özgürlüklerin önüne ket vurmazsa, engel koymazsa sorun olmayacak. Peki zaten. Peki siz AK Parti Sayın Erdoğan da açıkladı, cemevlerinin işte ibadethane olarak kabul edilmesi için hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Dediniz ya devlet, evet, herkese eşit mesafede, elbette, yaklaşmalı. O zaman bu ülkede sadece işte mütedeyyin kesimler değil, kendisini işte muhafazakar dinler olarak tanımlayanlar değil, laiklikten bir anlamda eğer sizin tanımlamanızla, o zaman Aleviler de kendi ibadethanelerini tam olarak yerine hukuki statüsünün tanınmasını istiyorlar. Onlar da vergi veriyorlar. Ne diyorsunuz peki o konuda? Bütün kesimler için söylüyorum. Devlet bir ideoloji dayatmayacağı gibi bir din de dayatamaz. Devlet ne ideoloji dayatsın ne din dayatsın. Dinin kendi özünde de bu yasaklanmıştır zaten. Hiçbir insana dini zoraki bir şekilde kabul ettiremezsiniz. Dolayısıyla bizler de devlete giydirilmesi gereken libasın ve elbisenin bir ideoloji değil, adalet olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin dini adalet olmalıdır. Adaletin tanımında da uzlaşabilirsek problem bitecek. Nedir adalet? Bize göre adalet her hak sahibine hakkını eksiksiz bir şekilde teslim etmek ve her insanın dini, milliyeti, aidiyeti ne olursa olsun dinini, malını, canını, nesil ve akıl emniyetini garanti altına almaktır. Devletin varlık nedeni budur. Devlet bunları temin edebilirse, tedarik edebilirse, bu yönde farklı inanç gruplarına, hı hı, farklı milliyetlere, farklı aidiyetlere bunun garantisini ve teminatını verebilir ve bu doğrultuda bir pratik ortaya koyabilirse o zaman memlekette huzursuzluk olmaz İdem Hanım. Bağlı olmaması da gerekir. Bir izleyici sorusu, birkaç tane yayın öncesi şey, lütfen, almıştık. HDP konusunda kan davası mı yoksa siyasi rekabet olarak mı? Siyasi görüyorlar? Rekabet. Hiçbir kan davamız, bir düşmanlığımız yok. HDP aranızda bir kan davası? Yok yok, hayır hayır hayır. Siyasi partilerin kendi aralarında rekabetleri olur. Düşmanlık olmaz. Efendim kan davası falan vesaire de olmaz. Dolayısıyla bizim
Bütün partilere bakış açımız bu şekildedir. Onun altını özellikle çizmek isterim ki zaten bu gerekçeyle özgüveni yüksek insanlar olarak herkesle görüşmek istedik. Hı hı. Görüşmek isteyen biz. Peki bir izleyici sorusu daha alalım yayın öncesi aldığımız. Oy olarak mı kendilerini başarılı görüyorlar diyor, yoksa başka bir kısas mı var? HDP ile bir karşılaştırma istemişlerdi size. Sadece hani bir partiyle karşılaştırmadan ziyade Türkiye'deki siyasal atmosfer açısından bir değerlendirme tabi tutacaksak Türkiye'nin en genç partilerinden bir tanesiyiz. Hı hı. İlk defa bir seçim, Türkiye genelinde bir seçim tecrübesi yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz oy oranlarımızın ne kadar olduğu. Elbette elimizde bir takım ölçümler var ama 24 Haziran seçimleri bizim açımızdan da oy oranlarımızı tespit etme noktasında bir ölçüm olacak. Aynı zamanda ona göre oy oranları üzerinden kendimize biz de bir not biçeceğiz. Ancak başarı ya da başarısızlık kriterini sadece istatistiki olarak oy oranlarına tahmin etmek yanlış. Evet, o da bir başarı kriteri elbette siyasi partiler açısından. Sonuçta fakat seçmenler o istiyorsunuz. Onların evet karşılığı. Fakat Türkiye'nin normalleşmesine Didem Hanım katkıda bulunmanın, birliğini ve beraberliğini savunarak memleketteki yanlışları hakaret etmeden, küfretmeden, tekfir etmeden dile getirmenin çok önemli olduğu kanaatini taşıyoruz. Çatışma bize zarar verdi. Kavga bize zarar verdi. Ben bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyorum. Biz derken memleketin Hüdapar olarak. Hüdapar. Elbette. Hüdapar ve memleketimizin tabii ki tamamını kastederek söylüyorum. Hep beraber zarar gördük. Yani siz nasıl zarar gördünüz bu çatışmalardan? Çünkü bu çatışmaların içerisinde zaman zaman Hüdapar da yer aldı. Almadı mı? Aldı mı? Aldı tabii ki maalesef. Çatışmanın içerisinde değil, yani saldırıya uğrama şeklinde söyleyelim. Çünkü biz kimseyle çatışmamışız. Biz de saldırıya uğramışız. İşte Yasin Börü ve arkadaşlarını Türkiye kamuoyunun vicdanını gerçekten sızlatan, evet, belki de insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlar kategorisine değerlendirilmesi gereken, bedel ödüyoruz. Bedel ödeyenin bir camianın mensubu olarak ben konuşuyorum. Ciddi bedeller ödemişiz. Bir daha bu bedeller ödenmesin. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye Türkiye'nin bu normalleşmesine katkı sunmayı önemli görüyor ve bu doğrultuda adımlar atmayı bir başarı kriteri olarak görüyoruz. Sadece sözde değil. Ben mesela sorunlarımızdan bahsediyorum. Yasal ve anayasal olarak eksik bırakılmış, tamamlandığı zaman milletimizin bir kısmının kendisini öteki olarak görmeyeceği, memleketine aidiyet bağlarının güçleneceği bir husustan bahsediyorum. Bizim amacımız üzüm yemek, kesinlikle bağcı dövmek değil. Dolayısıyla biz şu hataya düşmeyeceğiz Didem Hanım. Hakkımızı savunurken şiddete başvurursak haklı olduğumuz noktada haksızlığa uğrarız. Haksız bir duruma düşeriz. Ne kadar haklı olursak olalım, hakkımızı siyasal, diyalog, müzakere kanallarını kullanarak dile getireceğiz. Hı hı. Milletimizi ikna edeceğiz. Memleketimizin birliği ve beraberliği içerisinde bu yanlışları dile getireceğiz. Şiddet işin içerisine karıştığı zaman gücün ve şiddetin geneğinden kaynaklı haksızlık vardır, zulüm vardır, cürüm vardır, kan vardır, gözyaşı vardır. Topunu reddederek açık olan siyaset kanallarını sonuna kadar kullanarak Türkiye toplumuna bir katkı, bir hizmet sunmak istiyoruz. Peki siz özellikle milliyetçi söylemlerden dolayı rahatsız olduğunuzu söyleyerek bunu Sayın Erdoğan'a ilettiğinizden bahsettiniz, evet, ama Sayın Erdoğan'ı da destekleyeceğinizi de söylediniz. Evet. Değil mi? Peki aynen neden öyle Sayın Erdoğan'ı destekliyorsunuz? Parlamentoda ne olmasını istiyorsunuz? Bunların evet cevabını bir aranın ardından Sayın Genel Başkan'dan alacağım. Biraz ara evet lütfen. Evet, devam ediyoruz. Hür Dava Partisi Hüdapar Genel Başkanı Mehmet Yavuz'la yayınımızı sürdürüyoruz. Sizinkiler Hüdaparcılar sosyal medyada çılgınca tweet atıp duruyorlar. Onların evet sorularını da soracağım size ama elbette siz galiba bir bilgi evet paylaşacaksınız. Evet, evet. Onu paylaşacağız. Arkadaşlarımız hemen iletmişler bana. Tunceli Dersim milletvekili adaylarımız Mehmet Kömürcü, Ömer Faruk, Altıngök. Arkadaşlarımız Elazığ'ın Palu ilçesine mensup Palulu arkadaşlarımız, yani Zaza arkadaşlarımız, onu belirtelim. Hı hı. Biraz önce ben de listenin olmadığı gerekçesiyle isimlerini söylemedim. Haklısınız, her ismini hatırlamanız evet çok zor. Hı hı. Şimdi Cumhur İttifakı'nda neden yoksunuz sorusu var sosyal evet medyada yoğun olarak. Cumhur İttifakı doğrusunu söylemek gerekirse hani biz kendi logomuzla, partimizin logosuyla orada yer alma gibi bir durum olsaydı olabilirdi bizim açımızdan. Fakat o yolun kapalı olduğu bize ifade edilince dolayısıyla bizim açımızdan da kendi partimizin logosu ismi altında seçimlere girme alternatifi oluştu.
Peki, benim sorumla devam edelim. Sizin sorularınızı çok birlikte onları da soracağım. Evet. Güneydoğu'da muhafazakar Kürt seçmen neden size oy versin? Neden Hüdapar'a oy versin? Evet, biz özellikle Kürt seçmen özelinde konuşacak olursak biz zaten buralıyız. Yüzyıllardan beridir bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların tarihiyle, geleneğiyle, göreneğiyle, diliyle, diniyle hiçbir problemimiz yok. Ortalama bir Kürt'ü tanımladığınız zaman neyse Hüdapar odur. Hüdapar ortalama bir Kürt'tür. Molla Cezeri'den, Fakiye Teyra'dan, Ahmedi Hani'den, Şeyh Abdüsselam Barzani'den, Şeyh Mahmud Berzenci'den, Şeyh Said'den vesaire gelen. Ortalama bir Kürt neyse halkın ya tamam bu Kürt'tür. Dinine bağlı, diline bağlı, tarihine bağlı, misafirperver, mert, yiğit insanlar. Her kavmin kendisine göre Allah tarafından onlara bahşedilmiş karakteristik bir takım özellikler var. Biz de Allahu Teala'nın Kürt halkına halk olarak verdiği karakteristik bütün özellikleri üzerimizde taşıyoruz. Dolayısıyla biz aslında... Sadece Hüdapar mı taşıyor? HDP taşımıyor mu? Biz aslında yani böyle bir haksızlık yapmak istemem. Şu kesim taşımıyor, şu kesim taşımıyor ama ortaya konulan pratiğe baktığımız zaman Kürt halkının inanç yapısıyla, tarihiyle bu anlamda Kürtlük bilincini belki oluşturan bu müktesebatla tabii ki sorunların olduğunu görüyoruz. Bu ciddi anlamda da eleştirilere sebebiyet veriyor. Ben çok da bir polemiğin içerisine girmek istemiyorum ama yakın zamanda işte HDP'den istifa eden Sayın Altantan'ın beyanatları var. Bu beyanatları Kürt kamuoyunun dikkate aldığını düşünüyorum ben. Yani bizim gibilere tabiri caizse işte bir Kürt olarak diliyle, tarihiyle bir problemi olmayan insanlara yer yok şeklinde Sayın Altantan'ın bir ifadesi oldu. Ya bizim gibilere yer olmadığını gördüğüm gerekçesiyle ben istifa ettim. Benzer bir eleştiri yine hani bizim çok fazla söylememiz belki bir polemiğe sebebiyet verebilir ama Sayın Kadir Yıldırım yine buna benzer ifadelerde bulunmuştu. Ben o kadar işte bir Kürdoloji bölümü açılsın dedim ama bir türlü bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla Kürt dili, Kürt dilinin önündeki engellerin aşılması şeklinde bir derdinin olmadığını HDP'nin işte tırnak içerisinde marjinal radikal Türk solunun etki alanında olduğu için böyle bir ultra laik seküler sol yapıya sahiptir şeklinde içeriden yapılan eleştiriler bunlar. Dolayısıyla benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Ben Kürt kamuoyunun da bunları... Aslında içeriden yapılan eleştirileri söyleyince çok şey de söylemiş oldunuz Sayın. Ben söylesem başka... bir taraf gibi zaten. Zaten evet. Senin söyleyeceğin bu kadar olur şeklinde. Ama evet. İçeriden bir eleştiri yapıldığı zaman bunun dikkate alınması kat sayısı daha yüksek olur. Peki Saadet'le neden anlaşamadılar sorusu da var. Niçin Saadet Bizler Partisi? Bizler mi? Evet evet. Şöyle. Çünkü Haşim Haşimi Saadet Partisi'nden aday. Altan Bey az önce örnek verdiğiniz Saadet Partisi'nden aday. Evet. Saadet Partisi'yle bir uzlaşı neden olmadı? Yani Saadet Partisi'yle görüştük. Görüşme talebimiz olmuş. Daha önceki süreçlerde de zaten biz hem Sayın Kamal'a ziyaret etmiştik. Yani bu konuda görüşmenin önünde bir engel yok. Sayın Karamollaoğlu'nu da ziyaret ettik. Sağ olsunlar kendileri de genel merkezimize nazik bir ziyaret gerçekleştirdiler. Seçimler konuşuldu, ittifaklar konuşuldu. Türkiye'nin meseleleriyle ilgili Sayın Genel Başkanımız o dönem Zekeriya Bey ile Sayın Karamollaoğlu arasında görüş alışverişinde bulunuldu ama seçimlerle ilgili bir stratejiye, bir ittifaka dönüşmedi. Öyle bir boyut kazanmadı. Neden olmadı peki? Yani doğrusunu söylemek gerekirse özel bir nedeni yok işin hakikatinde. Yani özel bir nedeni yok. Sayın Karamollaoğlu mevcut Millet İttifakı içerisinde yer almadan yana bir tercih ortaya koydu. Dolayısıyla biz de bu tercihe saygı gösterdik. CHP'nin orada olması sizde bir şey mi yarattı, rahatsızlık mı yarattı? Hayır, bizim bir partiye yönelik özel bir rezervimiz yok. Onun altını bir kez daha çizeyim. Eğer öyle bir rezervimiz olsaydı biz görüşme talebinde bulunmazdık. Doğru, CHP'yle de. Tabii ki CHP'den de ya bir bayramlaşma ziyaretinde CHP'yle de görüştük. Genel merkezlerine gittik. Onlar bizim genel merkezlerimize geldiler. Bu anlamda herhangi bir siyasi partiyle samimi olarak ifade ediyorum. Görüşmememizi gerektirecek öyle hele hele kan davası falan vesaire gibi
son derece irrite edici gerçekten bir durumumuzun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Peki. Bizim cenahımızdan böyle. Açık olarak ifade edebilirim. Peki izleyicimiz diyor ki Cumhurbaşkanlığı az önce benim işte ara vermeden önce sorduğum soruya da geleceğiz böylece. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hüdapar Sayın Erdoğan'ı destekliyor. Evet. AK Parti'de de Hüdapar'a emanet sayılabilecek oy desteği verecek mi AK Parti diye soruyor. Böyle bir çalışma olacak mı diyor. Yani böyle bir çalışma, özel bir çalışmamız yok. Hı. Ama biz 16 Nisan referandumunda evetten yana tercihimizi ortaya koymuş, vesayet kurumlarıyla yüzleşilmesi ve yeni sivil bir anayasanın kapısının aralanması gerekçesiyle, ki bizim için en acil ihtiyaç budur, darbe anayasasının değişmesi sorunların kaynağını oluşturuyor. İşte laiklikle ilgili düzenlemeler oluyor, Kürt meselesiyle ilgili de dil ve kimlik yasağının, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklar kalktığı zaman memleketimizin huzura kavuşacağına olan inancımızdan dolayı evetten yana tercihte bulunduk. Düşünün, buraya bir parantez daha açmak istiyorum. Açın. Şimdi sorunu tanımlarsak, mesela birkaç kelime mecliste Kürtçe konuşuluyor Didem Hanım. Tutanaklara bilinmeyen bir dil olarak geçiyor. Bu bir ayıptır. Türkiye bu utançtan gerçekten kurtulmalıdır. Milyonlarca vatandaşının hayatın her alanında kullanmış olduğu, Cenab-ı Allah'ın da benim ayetimdir dediği bir dile bilinmeyen bir dil muamelesi yapmak bir faciadır. Bu hem Allah'ın yanında yanlış olan bir şeydir, hem de siyasi sonuçları açısından felaket getiriyor. Ne demek? 11 bin, 12 bin kilometre öte taraftan Orta Doğu denilen İslam coğrafyasını emperyalist hemenleri doğrultusunda dizayn etmek isteyen güçler, ne demek senin dilin tanınmayan bir dil? Şerefli bir dildir. Hatta senin bir statüye de ihtiyacın var. Gel, ben senin dilinin özgürlüğünü de sana sağlayacağım, senin statünü de sana sağlayacağım diyerek ne türlü hokkabazlıkların içerisine girdiğine hep beraber şahit oluyoruz. Onun için diyorum, bu bir beka meselesidir. Beka meselesini yanlış yerlerde görmeyelim. Bilakis bu yasağın önün, bu yasağı kaldırdığımız zaman Türkiye'nin bekası yönünde, bekasının temin edilmesi yönünde adım atmış olacağız. Bunu biz temin edeceğiz. Siz beka sorununu böyle mi tanımlıyorsunuz? Aynen böyle tanımlıyoruz. Hı hı. Çünkü sistemin bekası, memleketimizin bekası sistemden kaynaklanan yanlışlardan kaynaklanıyor. Sonuçlarla mücadele 40 yıldan beridir bize bir şey getirmedi. Bir 40 yıl daha bu sonuçlarla mücadele edersek yine bir adım yol kat edemeyeceğiz. Peki siz... Sistem kendisiyle yüzleşmeli. Özelde de, başlayın lütfen. Hı hı. Özelde de tanımdan yoksun bırakılmış laikliğin tanımını yaparak Kürt meselesi, ki dil ve kimlik meselesi olarak ifade ediyoruz, bunları bir çözüme kavuşturarak mümkün mertebe anayasada etnisiteye atıfta bulunmadan bir nötr hali, eşit ve adil vatandaşlık temelinde bunu tanımlayarak Türkiye normalleşecek, gücüne güç katacak, her türlü insanın, biraz önce ifade ettiniz, Alevi vatandaşlarımız özelinde sordunuz. Evet. Ben bütün inanç grupları açısından söylüyorum. Devletin giymesi gereken kisve adalettir. Devletin bir dini olmalıdır, evet. Bu dinin adı adalettir. Dini, aidiyeti, milliyeti ne olursa olsun herkesin din, can, mal, nesil ve akıl emniyetini teminat altına alacak bir adalet kisvesinden bahsediyoruz. Bir izleyici sorusu sonra devam ederiz. Sayın Erdoğan'ı neden destekliyorsunuz sorusunu tam net olarak söylemediniz. Evet. Ama izleyici sorusu araya alalım, sonra o sorudan devam ederiz. Diyor ki izleyici, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması hasebiyle seçim kampanyasını cezaevinden yürütmeye çalışmasını nasıl buluyorsunuz? Sizce de Sayın Demirtaş serbest kalmalı mı? Şimdi biz mesele ilkesel olarak yaklaşırız. Bir insan suçluysa tabii ki cezaevinde kalmalıdır. Suçlu değilse de cezaevinde kalmasının bir anlamı, bir önemi yoktur. 6-8 Ekim olaylarında bizim bazı taleplerimiz olmuştu Didem Hanım. Evet. 6-8 Ekim olaylarında halkı sorumsuz bir şekilde sokağa davet eden kim varsa bunların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledik. Bizim için Yasin Börü ve arkadaşlarının davasının adaletle neticelenebilmesi için 3 temel şartımız var. Çünkü yakın tarihin en vahşet dolu olaylarından biri. İnsanlığa karşı işlenmiş ağır suçlar bunlar. Memleketimiz bunu hak etmiyordu gerçekten. Gerçekten hak etmiyordu. Bir insanı öldüreceksiniz, cesedini parçalayacaksınız, korkmuş, olmadı yakacaksınız. Bunun izah edilebilirliği yok. O yüzden bu vahşette zerre kadar dahli bulunan kim varsa bunun mutlaka maşeri vicdanı tatmin edecek boyutta yargılanması gerekiyor. Hak ettiği cezaya çarptırılması gerekiyor. Bizim için bu 3 temel şart şu. Bir, bu insanlığa karşı işlenmiş
ağır suçlar kapsamına alınacak. İki, sokağa çağıranlar, azmettirenler yönünden soruşturma derinleştirilecek. Üç, seyirci kalan, görevini yapması gerekip de yapmayan kolluk güçleri ve mülki idare amirleri hesap vermelidir. Bu üç şart bizim nezdimizde yerine gelmediği müddetçe Yasin Börü ve arkadaşlarının davalarının adaletle neticelenmiş olduğuna hiçbir zaman inanmayacağız. O zaman o açıdan ben sorumun yanıtı o açıdan verdiniz ben biraz ama sadece bir şahsı esas alarak konuşmuyorum. Bu vahşette imzası bulunan öyle ya da böyle sorumsuz bir şekilde halkı sokağa davet ederek, çünkü özellikle Kürt mahallesi politik bir mahalledir. Sıkıntıların yaşandığı bir mahalledir. Eğer siz bu memlekette ve bu topraklarda siyaset yapan, sorumluluk sahibi, memleketini düşünen, insan ölümlerinin yaşanmaması gerektiğini düşünen bir anlayışa sahipseniz ve bu memleketin tarihini biliyorsanız halkı sokağa davet etmemeniz, dökmemeniz lazım. O zaman Demirtaş'ın, Sayın Demirtaş'ın... Genel olarak söylüyorum. Özel olarak bir kişi kastederek söylemiyorum. Tamam. Eğer Demirtaş bu kategorinin içerisine giriyorsa tabii ki onu da kastederek söylüyorum. Giriyor mu, girmiyor mu? Efendim? Giriyor. Bunun kararını verecek olan yargıdır Didem Hanım. Hı. Peşinen insanları suçlu gösteremeyiz. Ben dedim ya, ilkesel olarak anladım konuşuyorum. Yargı bunun kararını verecek. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde Türkiye'de ne kadar hukuk var? Evet, orası da tartışacağımız bir husustur. Ama yargılama neticesi, yargının kararı vereceği bir husustur. Biz suçlu bir insanın suçu tespit edilmişse elbette cezalandırılması gerektiğini, suçsuzsa da sadece bir siyasinin değil, en masum şeyi yani kamuoyuna mal olmamış en sıradan bir vatandaşın dahi tabii ki cezaevinde kalmasına gönlümüz razı olmaz. Zamanımız daralıyor ama şimdi partinizin kurucusu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz Cumhurbaşkanlığı seçiminde gönül rahatlığıyla kefil diyebileceğimiz kimse yok demişti. Evet. Fakat siz Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğinizi söylediniz partinin başına geçtikten biz sonra. Biz hani bir insana bütüne kefil olamayız Didem evet. Hanım. Doğru söylemiş hayır. Sayın Kurucu Genel Başkanı. Hayır. Şöyle arz edeyim. Biz şimdi Sayın Erdoğan'a... Ne değişti? Çünkü siz Sayın Erdoğan'la olan görüşmede de özellikle işte milliyetçi kaygılarda söylemden dolayı kaygılarınızı da ilettiğiniz son için... Son dönemlerdeki milliyetçi söylemin memleketimizin birliğine, beraberliğine zarar verdiğini ifade etti kendilerine. Fakat buna rağmen bu eleştirileri Sayın Erdoğan'ın yüzüne de yaptığınız evet halde evet diyorsunuz ki biz Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Evet. Neden destekliyoruz? Şunun için Didem Hanım. Bir insana destek vermek onun her şeyine kefil olmak değildir. Biz Sayın Erdoğan'a desteğimizin gerekçesini ben izah edeyim değerli kardeşimizle, seyircimize sormuştu. Sonra ekonomiyle ilgili görüşleriniz, dış eyvallah politika herkes merak hemen ediyor. Gelelim. Evet, tamam. Şimdi Sayın Erdoğan 16 Nisan referandumunda zaten beraber evet cephesindeydik. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geçmesi için irade beyanında bulunuyor Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bizim için ilkesel anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, evet ben hani parlamenter sistem bütünüyle kötüdür, Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiği zaman elimizde işte sihirli bir değnek var, her şey güllük gülistanlık olacak da demiyorum. Ama yetkili kurullarımızda oturup parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasındaki artıları ve eksileri değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki artıların daha fazla olduğuna kanaat getirdiğimiz için 16 Nisan'da evet dedik. Hı hı. Ve şu anda o tavrımızın arkasında durarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geçmesi bir... İkincisi, darbe ürünü, yasakçı bu anayasanın tümden değiştirilmesinin önünün, kapısının aralandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun için destek vermişiz. Bu bizim desteğimiz. Peki siz, Sayın Erdoğan'ın sizin şahsında, desteğiniz tabanınızın da desteği olacağı anlamına geliyor mu? Yani Cumhur İttifakı'na tabanınız işte bu milliyetçi Cumhur söylem... Cumhur İttifakı'na değil Didem Hanım. Ha. Altını çizerek söylüyorum. Öyle mi? Cumhur İttifakı'na yönelik bir desteğimiz yok. Zira biz kendi partimizin ismi altında giriyoruz. Hı hı. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik desteğimiz var. Onu sormanız da iyi oldu. Evet. Cumhur İttifakı'nın rakibiyiz biz. Hı. Bir siyasi parti olarak, çünkü kendi partimizin ismi altında seçimlere giriyoruz. Ama Sayın Erdoğan da Cumhur İttifakı'nın adayı. Cumhur İttifakı parlamento seçimleriyle alakalı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri farklı. İki zart gelecek parlamento önünden seçimleriyle Sayın işte Cumhurbaşkanlığı seçimini net bir şekilde ayırıyorsunuz. Kuşkusuz. Ama işte bir iki tarafta da Cumhur İttifakı var ya, o yüzden soruyorum. Kuşkusuz. Netleştirmek Sayın için. Erdoğan başkanlık sisteminin devamından yana irade beyanında bulunduğu, biz de 16 Nisan'da bu yönde bir irade ortaya koyduğumuz için ilkesel anlamda bunu devam ettiriyoruz. O yüzden Sayın Erdoğan'ı o yüzden destekliyoruz. O yüzden destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha yararlı olacağını düşünüyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden Sayın Erdoğan. Çünkü parlamenter sistemin yakın tarihi, politik geçmişi gerçekten yani son derece sicili, kabarık,
ciddi acıları yaşadığımız bir zaman dilimi oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artısı ne sizce? Bunun bir garantisi evet. Üç maddede özetler misiniz? Bir. Neden iyi sizce? Bir. Tamam. Vesayet kurumları özellikle 60 ihtilaliyle 1982 ihtilalinden sonra ihdas edilen vesayet kurumlarıyla bir yüzleşme, yetkiyi onlardan alıp bir şahsa verme. Netice itibariyle bu vesayet kurumlarından hiçbir zaman hesap soramadık. Soramadık, kapalı, hesaba kapalı bunlar. Yani la yüsel gibi sorgulanamaz bir şekilde sürekli millet iradesinin üzerinde demokrasinin kırıcı gibi istediği zaman tatil edebiliyor. Hala mı? Bu şu anda yüzleşiliyor işte. Bunu normalleşmenin bir adımı olarak görüyoruz. Siz Sayın Erdoğan'ın bunu yapacağını düşünüyorsunuz. Devam ettireceğini düşünüyorsunuz. Bunu kim devam ettirecekse şu anda devam ettireceğini irade eden, irade beyanda bulunan Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu farklı bir şey olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu irade beyanında bulunsaydı biz de işte vesayet kurumlarını ortadan kaldıracağız. Yani dediniz ya gerekçe deriz. Ama Sayın İnce aday tabii. Sayın İnce bu, evet, aday hani ama Sayın İnce, o güveni Sayın İnce sizde oluşturmuyor. Sayın Akşener, diğer sayın genel başkanlar parlamenter sisteme geri döneceklerini söylüyorlar. Ama demokratik de, bir parlamenter sistemden bahsediyorlar. Bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Akşener arasında bir görüşme. Evet. Yani belki farklı bir formatta bir parlamenter seçimde, sistemden bahsediyorlar. Demek ki kendileri de bir sorun görüyor. Yeni bir format atmak istiyorlar. Format nedir? Kamuoyuyla paylaşılsın, ona göre değerlendirmelerimizi yapalım. Şu anda herhangi bir değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmuyorum. Peki orada farklı bir değerlendirme gelirse Cumhurbaşkanlığında farklı bir isim değer... Hayır. Yine biz Sayın Erdoğan'ın vermişiz. Evet, hayır, karar. Bitti. Orada parti disiplini en yüksek bir parti olduğumuzu ifade edebilirim. Tabanımız parti disiplinine uyar. Vermiş olduğumuz kararlar partimiz açısından bağlayıcıdır. Tamam. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir problem yok. Gerekçesini sanırım yeteri kadar açık bir şekilde izah ettim. Peki, gelelim parlamentoya. Evet. Orada peki Cumhur İttifakı'na karşı mısınız? Karşı değil, rakibiz. Ama destekleyin. Birine destekliyorsunuz, birine rakip olmak istiyorsunuz. Hangisi yani? Cumhurbaşkanlığında... Neden rakipsiniz? Aslında arz etmeye çalıştım. Evet, şöyle, yani biz Cumhur İttifakı'nda eğer kendi parti logomuzla yer almanın önü açılmış olsaydı olabilirdi. Bizim ama açımızda. O olmadı, tamam, onu olmadı. Söyledik. Onun kapısının kapalı olduğunu ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı ve en azından Sayın Bahçeli. Öyle bir mutabakat içerisindeler. İşte AK Parti ile MHP dışında başka bir partinin kabul edilmeyeceğine dair bir mutabakatları var. O yol kapalı. Yani olsaydı Büyük Birlik Partisi işte evet. AK Parti listelerinden oluyor 18. O farklı bir durum. Farklı bir, ama biz kendi partimizin logosuyla Cumhur İttifakı içerisinde yer alma gibi bir durum olsaydı düşünülebilirdi. Olabilirdi bizim açımızdan. Hı hı. Fakat bu yol kapandı bizim açımızdan, o olmadı. Geriye bunlar da konuşuldu elbette. AK Parti'nin listeleri içerisinde parlamentoya girme, bunlar da konuşuldu. Ama anlaşamadık. Açık net konuşalım. Bu bizim açımızdan sonuca ulaşabilecek bir boyut kazanmadı Didem Hanım. Peki, yine arkadaşlarımın izleyici sorusu gönderiyorlar. Bir tane daha alalım. Güneydoğu halkının büyük bir kısmı dindar olmasına rağmen oyların büyük kısmının Hüdapar yerine, dediniz ya az önce işte, evet, HDP'ye kaymasının sebebi nedir diyor. Dedin. Teşekkür ederim. Bu doğru bir sorudur gerçekten. Evet. Bu soruyu sürekli... Soruyor musunuz kendi kendinize siz de? Biz zaten bu sorunun içindeyiz. Bu sorunun cevabı da var bizde. Ne belki peki? Bu sorunun cevabı yoktur çok kesimde ama bu sorunun cevabı bizde var. Var mı? Ne peki? Evet, bir dönem sayın bakanlarımızdan bir tanesi bir sohbet esnasında sordu. Dedi ki ya ben gerçekten çok merak ediyorum. Hakikaten hani hem PKK'nın ideolojik yapısı, örgütsel yapısı, ultra sol seküler, yani Kürt halkının ortak tarihiyle, inanç ve kültür değerleriyle hakikaten taban tabana zıt bir ideolojik yapısı var. Ve bu doğrultuda siyaset yapan bir parti var. Evet, doğrudur. Madem öyle, neden bu kadar oy desteğinde bulunuyor? 6,5 milyon evet. Oy aldı. En son seçimde sizin aldınız oy oranı biz kaç? Biz bu sorunun cevabını biliyoruz ama Türkiye kamuoyunun da bilmesi lazım. Peki en son aldığınız oy oranını söyleyin. Ona göre ondan 97 bin oy aldık. 30 Mart yerel seçimlerini baz alarak söylüyoruz. Tamam. Partimizin ismi altında ama 11 ilde girmiştik. Ha, şimdi Türkiye genelinde gireceğiz. Evet. Oy oranlarımızın ne kadar olduğunu, halkımızın bize nasıl bir teveccüh gösterdiğini hep beraber göreceğiz. Elimizde ölçümler var. Ben çok fazla böyle bir şeye sebebiyet vermek istemiyorum. Ama cevabı vermediniz. Cevabı verin. Yani neden HDP'ye gidiyor da neden, evet, sizi tercih etmiyor? O zaman muhafazakar mütedeyin Kürt seçmen de HDP'ye oy veriyor. 6,5 milyon oy var yani. Soğukkanlı bir şekilde Türkiye kamuoyunun da, devlet aklının da,
bu konuda söz söyleme selahiyetlerini kendisine gören bütün otoritelerin de soğukkanlılıkla bu cevabı dinlemesi gerekiyor. Dinleyelim. Bu PKK'nın doğrularından değil, devletin yanlışlarından kaynaklanıyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi tam da böyle bir sorgulamanın yapıldığı, özellikle çukur ve barikat politikalarına, siyasetine, yöre halkının, bölge halkının mahkum edildiği bir zamanda, yöre ve bölge halkı aslında bu politikayı kendisine reva gören partiyi cezalandırmış olmasına rağmen, defalarca sokağa çağrı yapılmasına rağmen, sokağa çıkmayarak bu siyasal geleneği mahkum etmesine rağmen, son dönemlerinde işte bizim bir eleştiri olarak ortaya koyduğumuz milliyetçi söylemin kat sayısının yükselmesiyle beraber insanlar şu güveni göremiyorlar. Ya tamam, biz bu partiyi mahkum edelim de bize kanı, ölümü, çukuru, barikatı, 40 yıldan beridir kanı, gözyaşını reva gördü. Doğru, tamam, bu siyaseti mahkum edelim ama kime güvenelim? Devlete güvenmek istiyoruz ama devletin aklına hakim olan dil ayrıştırıcı bir dil olunca, yine milliyetçi kodlara, güvenlikçi anlayışlara, zihinsel kodlara bürününce vatandaş tekrar geri çekiliyor. Onun için Didem Hanım, normalleşmeye katkı sunalım, silaha prim vermeyelim, silahı bu halkın kaderi haline getirmeye çalışan, kanı, gözyaşını, ölümü bu milletin kaderi haline getiren anlayışlara prim vermem adına, peki, şiddeti bir yol ve yöntem olarak kullanmadan ama Kürt meselesinin mutlak surette siyasal ve anayasal olarak çözülmesinin mutlaka gerekli olduğuna inanan bir siyasal hareket olarak şiddeti kullanmadan bu meseleyi çözmek zorundayız. Başka türlü memleketimiz kaybedecek, hep beraber kaybedeceğiz. Peki, şimdi ekonomiyle ilgili bakışınıza geçelim, birazdan geçelim ama şu kadın meselesi önemli. Evet. Yine ben rakam soracağım ama isterseniz bu soruyu sorayım. Arkadaşlarınız rakamı gönderirlerse. Evet. Diyor ki Hüdapar adaylarında kadın ve genç vekil sayısı ne kadar diyor? Hemen onu söyleyeyim. Var 70 aday adayından 40 tane adayımız var şu anda. 40 kadın adayımız var. 40 kadın adayımız Türkiye'nin var. Çeşitli yerlerinde, İstanbul'da dahil olmak üzere değişik yerlerde 40 kadın adayımız var. Ön sıralardalar mı? 70'in 40'ı mı? 70 ilde? Hayır. Kaç? 70 aday adayı içerisinde, ha, 70 aday adayı 40 içerisinde. Adayımız. Türkiye'nin işte 79 vilayetine bölüştürülmüş durumda. Doğrusu hangi vilayette kaç tane kadın adayı var, şu anda elinde o istatistik bilgi yok. Kadına bakışı nasıl Hüdapar'ın diyor izleyici. Biz insan bakışlı olarak meselelere bakıyoruz. Eve kapanmış bir kadın mı, yoksa sosyal hayatın içinde yer almış bir kadın mı? Sosyal hayatta yer alması gereken yerlerde kadının bulunmaması bir felakettir, bir cinayettir ki olması gereken yerler zaten tanzim edilmiş. Hep beraber görüyoruz zaruri ihtiyaçlar. Meseleye kadın erkek bağlamından ziyade gerçekten insan merkezi bakıyoruz. Çünkü insanı... Kadınlarla ilgili bir aşamaya gelelim, öyle bakarsınız sonra Sayın Başkan yani. Zaten Türkiye'de kadınlar maalesef öldürülüyor. Ya bugün ben gündüz birkaç tane haber okudum maalesef yine. Yani. Evet. Üzülerek belirtelim. Ya bu bir bunlar gerçek. Da yanlış politikaların sonuçları Didem Hanım. Evet. Maalesef üzülerek belirtelim. Şu aileyi koruma kanunu ucube bir kanun. Gerçekten bu toplumun... hakikaten dokularıyla uyuşmayan bir yapıya sahiptir. O dönem ortaya çıktığı zaman da şiddetli bir şekilde eleştirdik. Bu bizim yapımıza, aile geleneğimize gerçekten uymuyor. Bunun acilen değiştirilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi de, ben insan merkezi derken hakikaten beylik bir laf olsun diye söylemiyorum. İnsan nerede ölürse ölsün orada medeniyet yoktur Didem Hanım. Bizim anlayışımıza ve medeniyet tasavvurumuza göre bir yerde medeniyet olması olmamasının ölçüsü, kıstası ve kriteri insan ölümlerinin zorlaşıp kolaylaşmasıdır. Çok zamandan beridir bizim coğrafyada medeniyet maalesef dumura uğramış. Çünkü insan ölümleri kolaylaşmış. Hı hı. Ve Hüdapar olarak insan ölümlerini zorlaştıran, akan kanı durdurmadan daha üstün bir siyaset görmüyoruz, bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Bize rakip olarak değil, düşman olarak algılatılmaya çalışılan çok farklı kulvarlarda karşımıza böyle kan davalısı gibi, biraz öncesini ifade ettiğiniz, bizim reddettiğimiz bir şekilde karşımıza konumlandırılmaya çalışılan siyasal anlayışlarla görüşmek istememizin altında yatan ana neden de esasen bu medeniyet tasavvuruna, bu insani bakışa sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Üç tane soru var, çok önemli. Hızlı buyurun geçelim. Hüdapar yerli ve milli bir parti mi? Elbette. Altını hemen dolduralım. Millet derken millete ait ol. Yerli derken kaynağını bu topraklardan alacak. Biz bütün eleştirilerimize rağmen, ama bütün eleştirilerimize rağmen bütün sorunlarımızın çözümünü Ankara olarak görüyoruz. Sorunlarımızın çözümü Ankara'dadır. Ne yapıp ne edip,
Yaka yakaya yapışacağız. Biz bu sorunumuzu bu şekilde çözeceğiz Allah'ın izniyle. Kana, kine, gözyaşına gerek kalmadan. O açıdan yerlilik ve millilik anlamında kesin olarak yerli ve milli bir hareket, bu millete ait bir hareket ve sorunlarının çözümünü Ankara'da gören bir hareketiz. Peki izleyicimiz diyor ki ben de asgari ücretliyim. Hüdapar asgari ücreti altın gramı üzerinden vermeye taahhüt ediyor. Bunu biraz açar mısınız acaba diyor. Oradan da ekonomiye bakışınızı bir özetleyin. Aslında asgari son ücretli. Kaç arkadaşlar? Evet. Asgari ücretli için bizim en temel vurgumuz şu. Asgari ücret vergiden arındırılsın. Bakın mecliste temsiliyeti bulunan 4 siyasal parti bu halka ayırt etmeden söylüyorum. Hı hı. AK Parti, CHP, MHP, HDP. Bu millete bu sözü verdi. Biz asgari ücreti vergiden arındıracağız diye ama bir türlü bu sözlerinin gereğini yerine getirmediler. Onun için eğer asgari ücret vergiden arındırılırsa vatandaşımız bir nebze daha rahat edecek. Bunun mutlaka yerine gelmesi lazım. Biraz daha rahatlatma bakımından ekonomik olarak. Nasıl bir ekonomi politikası vaat ediyorsunuz? Evet. Öncelikle biz yabancı sermayenin bu kadar Türkiye'nin dokusuna girift bir şekilde yerleşmiş olmasını doğru bulmuyoruz ki. İşte Amerika'nın, Merkez Bankası'nın, Fed'in almış olduğu bir kararla sizdeki ekonomik depremleri neden bu halkınıza yaşatıyorsunuz? Evet. Yani yabancı yatırımcı yerine biz üretime dayalı bir ekonominin olmasını istiyoruz. Faize dayalı ekonomi sistemin zinhar terk edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, komşularımızla iyi ilişkiler temelinde bakın yani bunu biraz açmak isterim. Açın. Şimdi bizdeki bizim ihtiyacımız ihtiyacımız olan şeyler komşularımızla, komşularımızın ihtiyacı ise bizde var. Ne tuhaf bir şeydir. 11 bin 12 bin kilometre öte taraftan emperyalist bir güç ben şu ülkenin üzerine ambargo koymuşum, sen NATO ülkesisin, benim müttefiğimsin, sen de koymak zorundasın. Ne hakla bunu bize söylüyor? Benim ihtiyacım olan şey komşumdaysa çok ucuz bir şekilde ben ona, o bana faydalı olacaksa, düşünün işte İran ve Irak özelinde konuşacak olursak. Peki. Bir de biz komşu derken bütün komşuları kastediyoruz, yanlış anlaşılmasın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki komşuluk ilişkisine o kadar değer ve önem veriyorum ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hangi komşu? Peygamberimiz bunun dinini, milliyetini, aidiyetini belirtmemiş. Biz de dolayısıyla Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Irak'tan Suriye'ye, Irak'a, İran'a tamamıyla iyi ilişkilerimizin olması lazım. Peki Suriye'de askerlerimiz geri gelmeli mi? Suriye politikası ilgili ne düşünüyorsunuz? Şunu lütfen, araya girmemek adına Kandil'e bir operasyon düşünülüyor. Destekliyor musunuz? Şimdi Irak ve İran'da petrol var, gaz var. Bizde ise bunları almamızın karşılığında onlara verecek yüzlerce kalem gıdadan, inşaata, tekstile vesaire. Neden böyle bir ilişki kurmuyoruz ve neden yönümüzü kendi gerçeğimize, İslam coğrafyasına dönüp ortak para birimimizi kurmaktan, ekonomik ittifaklar, iktisadi ittifakları kendi içerimizde yeraltı yerüstü zenginlikleriyle dünyanın merkezinde bulunan bu ülkelerle neden böyle refah seviyemizi yükseltecek ekonomi politikasını benimsemiyoruz? İran'ı söylediniz. Türkiye Esad'la görüşmeli mi? Net soru, net bir cevap. Bir Suriye meselesine şöyle bir cevap verelim. Suriye meselesinde daha doğrusu ilkesel olarak mesele İslam coğrafyasıysa, İslam coğrafyasındaki sorunlarsa iki kırmızı çizginin aşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir, sorunun adı ne olursa olsun silaha müracaat edilmemeli. İki, hiçbir şekilde sorun emperyalizme havale edilmemeli. Bu ilkesel bağlamda biz Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdik Didem Hanım. AK Parti hükümetinin Suriye müdahil olması, meselenin silahla çözülebileceğine dair politikasını eleştirdik. Bunu ne kadar eleştirdiysek Astana'da içerisine girilen sürecin Türkiye, Rusya ve İran'ın geliştirmiş olduğu üçlü mekanizmayla meselenin askeri, çözümünün askeri değil, siyasi olduğuna dair irade beyanında bulunmasını ve bu doğrultuda adımlar atmasını o kadar doğru buluyoruz. Asker kalmalı mı, geri mi gelmeli? Savaşta silahla çözebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediliyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin ve tedarik edecek mutlaka yollar ve adımlar atılmalı ki Astana sürecini destekliyoruz. Bunun mutlaka desteklenmesi, sonuca ulaşması gerekiyor. Kandil'e operasyon söz konusu, her an olabilir diyor hükümet yetkilileri. Evet. Destekliyor musunuz yoksa karşı mısınız? Yani net böyle karşı olduğumuzu ifade edelim. Biz bu meseleyi ne düşünüyorsun? Afrin'le ilgili de bir ifade ettik. Elbette Türkiye kendisine güvenlik olarak tehdit eder. Silahlı unsurlar memlekete, millete zarar verecekse kendi tedbirini almasının daha tabii bir şey yok. Tamam. Orada bir problem yok. Ancak bu mesele bir sonuçtur Didem Hanım. Yine gelip aynı meseleye dönüyoruz. Afrin bir sonuçtur, Kandil bir sonuçtur. Efendim Amerika'nın Suriye'ye yerleşmesi bu meselenin bir sonucudur. Ben şuna üzülüyorum. Bakın Sayın Davutoğlu'yla
Pompeo bugün görüştüler kendi aralarında. Münih evet. özelinde bir anlaşmanın sağlandığını. Anlaşmaya bakalım lütfen. Anlaşma şu. YPG unsurları, YPG PYD'nin de o cenahın da buradan Sayın bir akıl çıkarması lazım. Pompeo, evet. Evet evet, onların da buradan bir akıl çıkarması lazım. Bakın, sizin dostunuz değil emperyalizm. İstediği dakika sizi, amiyane tabirle seyirciler de bağışlasın beni, satabiliyor. Sizi kendi emperyalist emelleri doğrultusunda bir araç ve argüman ve enstrüman olarak kullanmak istiyor. Biz ilkesel olarak işte diyoruz ki Münbiç özelinde YPG gidecek. Peki kim kalacak orada? Amerika kalacak. Eğer Amerika bundan 10 yıl önce, Suriye meselesi başlamadan önce gelip Türkiye'nin güneyine ben yerleşiyorum deseydi infial olurdu. Ama şu anda Türkiye Amerika'nın orada kalacak olmasını bir başarı olarak görüyor. Bunu şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz. Bu bizim için bir zafer değildir. Ne zaman bir zaferden bahsedebiliriz? Bu haydudu bu topraklardan kovduğumuz gün zafer elde etmişiz demektir. Ama Türkiye kendi sizin tanımlamanızla Kürt meselesini çözmediği sürece her türlü tehdide de açıktır diyorsunuz anladığım kadarıyla. Arz ettiğim gibi bu bölgesel bir mesele olmaktan da çıkmış. İşte Amerika, İsrail, o cepheyi görün lütfen. Bunların uşağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Krallığı'nın da vermiş olduğu destekle coğrafyanın nasıl ve ne şekilde dizayn edilmeye çalışıldığına hep beraber şahit oluyoruz. Bu mesele adalet temelinde çözülürse kansız, şiddetsiz, silahsız, yasal yöntemlerle zorlayacağız biz bunu. Sayın Erdoğan'a vermiş olduğumuz destek, dediğim gibi tamamen kefil olma şeklinde değil, doğruları kendi yanında ifade etme ve ona adım attırma sağlama şeklinde olacaktır inşallah. Program bitti ama son bir mesajınız varsa verdiniz gerçi ama evet. Siz seçmeniniz de izliyor. Hatta bir izleyicimiz diyor ki ben Kürt değilim ama diyor etkilendim diyor sizin söylemlerinizden. Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum. Neden son, etkileniyor? Çok kısa bir mesaj evet. Evet. Neden? Çünkü Kürt meselesi denildiği zaman insanlar kan anlıyor, kin anlıyor, şiddet anlıyor, PKK anlıyor, terör meselesi olarak anlıyor. Bu yanlış. Anadolu Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar bir dil yasağı olmamıştır. Biz dil meselesi, kültür meselesiyle savaş, terör meselesinin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini, peki. bu halkın insani ve İslami taleplerinin siyasal yollarla çözülmesinin Türkiye'de, Kürde'de, Laza'da, Çerkese'de, Araba'da 81 milyon memleket evladına da faydalı olacağını, sadece siyasi yönden değil, peki. ekonomik olarak da, sosyal olarak da, kültürel olarak da rahatlayacağımızın mesajını veriyorum. Ve peki. bu doğrultuda hür adaylara destek vermelerini Türkiye kamuoyundan talep ediyorum. Memleketimiz güzel, bu memlekette birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla hayırlı evet. olsun bütün partilere. Çok teşekkür ederim. Eksik İlk bölümde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ikinci bölümde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve en son bölümde de Hür Dava Partisi Hüdapar Genel Başkanı Sayın Mehmet Yavuz konuğumdu. Çok teşekkür ediyorum ben size geldiğiniz için. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, eksik ağzınıza olmayın. Sağlık. Size ve ekranları başlarında bizleri izleyen muhterem izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.